İlk yarıda muhteşem bir Fenerbahçe baskısı vardı. İkinci yarıya girdiğimizde 45 ile 60 arası ne oldu da Fenerbahçe Alanyaspor'dan baskı yedi? So first of all, a great victory on a very important day. In the first half of the match, Fenerbahçe did high pressure very well. But then what happened so that Fenerbahçe let the opponent make high pressure between the minutes 45 and 60? Was a problem of gasoline. We spent too much gasoline in the first half. Then in the second half, we didn't have the same power. You are totally right. We did amazing in the first half. They couldn't play. We recovered the ball very, very high on the pitch. We had lots of recoveries close to that goal. We should kill the game. We should be 2-3, 4-0 up. And then when it is 1-0, it's normal that in the second half, the gasoline is not enough. But the second goal in our most difficult period, the second goal come and then the game is over. But we took lots of risks in the first half. We did lots of man-to-man pressure. We let lots of one against one in the back. Djiku was not playing center back. Djiku was playing midfield to press the captain. We took lots of risks, and I thought these risks would win the game easy and fast. Didn't happen. 1-0 half time, then the second half was what you told. Benzin problemiydi çünkü ilk yarıda çok fazla benzin harcadık. İkinci yarıda aynı gücümüz yoktu. Tamamen haklısınız belirttiğiniz durumda. İlk yarıda inanılmaz bir baskı yaptık. Topu çok fazla önde kaptık. Rakip kaleye çok yakın çok fazla top kaptık. O anlarda maçı öldürmemiz gerekiyordu. 2-3'ü atmamız gerekiyordu ama devreye 1-0 girdiğimiz zaman o zaman normal ikinci yarıda benzinimiz yetmiyor. İkinci gol aslında bizim için çok zor diyebileceğimiz bir periyotta geldi ve ikinci golden sonra da maç zaten bitti. Bugün ilk yarıda çok fazla risk aldık. Adam adama baskı yaparken geride çok fazla birebir bıraktık. Bugün Djiku stoper olarak oynamadı, orta saha olarak oynadı. Çünkü orta sahaya kadar çıkıp rakip kaptanına baskı yaptı. Çok fazla risk aldık. Ben almış olduğumuz bu risklerin maçı çok hızlı ve kolay bir şekilde çözeceğini düşünüyordum. Ama böyle olmadı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda tıpkı sizin demiş olduğunuz gibi oldu. Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Galibiyet için kutlarım. Gelen ve giden oyuncular, oyuncuların isimleri ve mevkileri hepsi kendisinin kontrolünde ve onayında mı oluyor? Transfer dönemi bittiğinde 3 kulvarda ya da 4 kulvarda oynamak için bütün oyuncular benim seçtiğim, güvendiğim ve onayladığım oyuncular diyecek mi? Teşekkür ederim. So first of all, congratulations for the victory. All the players who left or will the club and all the players who joined or will join the club, all of them are under your control and approval or not? When the transfer window closes, can you say that, yes, these are the players that I chose and approve? We do things together. It's not my players or Başkan players or Mario Branco players or Arjun players, it's Fenerbahçe players. Of course, I'm the coach. Of course, I have a technical word, let's say. But then the technical director also has an opinion. And then becomes the business side of it, where, of course, Başkan and the board and the vice president, they have a word. We have good relation. We communicate all the time. I think we are going into a direction where the relation is not just Başkan and coach. I think we are going further than that, and that's the way it has to be. If we buy players that I don't want, no,
No, because there is a lot of respect from the president and the director to my role as a coach. But do I demand anything from them? No. I ask if it is possible to do, if it's not possible to do. But honestly, I'm happy. I'm very happy. And the fantastic player that we lost, we didn't lose because the club wanted to sell. Not at all. The club didn't want to sell. The club made a fantastic offer to the player. The player had in his hands a contract that would make him one of the highest paid fullbacks in Europe. But the player made the decision of he wanted to leave. And you could feel the matches that he played was not him. Was not the fantastic player he is. So he had the body here, but the soul was not here. But the direction did everything to keep him, because we all know that he was a very good player. So even that decision was an intelligent decision, was a pragmatic decision. We lost a fantastic player, but the player was not here. So we move on. We move on. I have lots of faith in the players that we have. I was asking if possible to get another midfield player, which is not done yet. Is not done yet. It's only done when the medicals are green light and the contract is signed. But if we do that, I'm happy. For the UEFA list will be sad and difficult, because our UEFA list will be very short. We lose a lot of spots. We don't have homegrown players. Was only Ferdi and the third goalkeeper. We lose spots. Lots of players are going to be outside that list. But that's the way it is. We have to try to improve that for the future. But I thank the president, director, Ajun. I thank everybody for the effort they did to try to give me a good squad. Birlikte yapıyoruz. Bunlar benim oyuncularım değil, başkanın oyuncuları değil, Mario Branco'nun oyuncuları değil, Acun Ilıcalı'nın oyuncuları değil. Onlar Fenerbahçe oyuncuları. Tabii ki ben bu takımın teknik direktörü olarak teknik söz bana ait. Ama tabii ki sportif direktörümüzün de bir fikri var. Kendi fikrini belirtiyor. Ondan sonra da zaten işi yürütme kısmı başlıyor. Başkanımız, yönetimimiz, ikinci başkanımız. Tabii ki herkes fikrini belirtiyor, herkes sözünü belirtiyor. Aramızda da iyi bir ilişki var. Şu anda sadece başkan-hoca ilişkisi değil, onun daha da ilerisine gidiyor ilişkimiz, ki bu şekilde de olması gerekiyor. Eğer bana soruyorsanız herhangi bir istemediğiniz oyuncu alındı mı diye, hayır. Çünkü bana hem başkanımız hem sportif direktörümüz çok saygı duyuyorlar teknik direktör rolüme. Eğer yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz diye sorarsanız onun cevabı da hayır. Ben sadece istediğim şeylerin mümkün olup olmadığını soruyorum. Açıkçası mutluyum, çok mutluyum. Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp onu satmak istedi mi? Hayır. Hem de hiç istemedi. Ama hatta elinde tutabilmek için oyuncuya harika bir teklif yaptı kulüp. Eğer oyuncu kabul etseydi Avrupa'da en çok para kazanan bek oyuncularından biri olacaktı. Ama oyuncu gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. O harika kendi performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Direktörümüz onun kalabilmesi için her şeyi yaptı. Çünkü biliyoruz ki kendisi
çok çok iyi bir oyuncu. Ama karar, verilen karara baktığınız zaman zeki ve pragmatik bir karar verildi. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan ama kendisi zaten burada değildi. O yüzden bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben elimdeki oyunculara çok inanıyorum. Bir tane daha orta saha alma imkanımız var mı diye sormuştum ki şu anda bu transfer tamamlanmadı. Önce sağlık kontrollerinin yeşil ışık vermesi ve akabinde sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Eğer bu olumlu şekilde sonuçlanırsa mutlu olacağım. Aynı zamanda UEFA listesi vermemiz gerekecek. Bu birazcık benim için üzücü ve zor bir durum olacak. Çünkü kotamız az olacak. Kota kaybettik. Çünkü kulüp altyapısında yetişmiş kontenjanına yazabildiğimiz iki oyuncu vardı. Bunlar Ferdi ve üçüncü kalecimizdi. Bu oyuncularda eksik olduğu zaman kota kaybediyoruz. Dolayısıyla bazı oyuncularımızın dışarıda kalması gerekecek. Durum bu. İlerisi için bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ama belirtmiş olduğum gibi gerek başkanımız, gerek sportif direktörümüz, gerek Acun gerçekten çok büyük bir efor sarf ettiler iyi bir kadro kurabilmek için. Devrim Bey. Devrim Zengi, Beyaz TV. Hocamız UEFA Avrupa Ligi baktığımızda bizim için daha gerçekçi bir hedef demişti. Kurallar çekildikten sonra ne düşünüyor? Şansını ne görüyor Fenerbahçe'nin? Bir de En-Nesyri ne zaman tam haliyle hazır hale gelecek? 90 dakika sahada görebileceğiz. Teşekkürler. So before you had a statement saying that Europa League is a more realistic target for you. After seeing the draw, what is your opinion? How do you see the chance of Fenerbahçe in this tournament? And second question, when En-Nesyri will be 100% to play 90 minutes? Our options depends on the VAR. And Naziri is a fantastic player. He arrived late, he arrived injured, he arrived not fit. He arrived into a team that worked a lot tactically, a lot. How do you call it, in the mountain, where we were in the mountain? What do you call? That. We work a lot there. We work a lot in Austria. The players that had that work, they are of course more ready than the ones that arrive late. It's coming, and I think a team with Dzeko, Naziri and Cenk Tosun is a team with a lot of power and a lot of solutions. I'm very happy. Şansımız VAR'a bağlı. Nesri konusunda kendisi harika bir oyuncu. Ama geç katıldı aramıza. Sakat bir şekilde geldi. Fit olmadan geldi. Ki gelmiş olduğu takım, yani takımımız da taktiksel anlamda çok fazla, çok yoğun çalışmalar sürdürmüştü. Gerek Topuk Yaylası'nda yapmış olduğumuz kampta, gerek Avusturya'da. Dolayısıyla o gelmeden önce çalışmalarını sürdüren oyuncular ondan daha hazırdı kendisi. Daha sonra katıldı ama kendisi geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Takımda Dzeko, Nesri, Tosun gibi oyuncular var. Gerçekten o anlamda çok güçlüyüz çözüm anlamında. Bu da beni mutlu ediyor. Son soru Dezan. Deniz Satar, Anspor. Oyunculardan yola çıkarak aslında sorular geldi peş peşe. Ben de bunu sormuş olayım. Son 4 haftaya baktığımızda 3 puandan ziyade oyuncuların farklı pozisyonlarda değerlendirmeniz ve bunlardan verim almanız bence çok heyecan yaratıyor. Ama bu aynı zamanda bir soru işareti. Kuşkusuz yeni transferiniz Amrabat'la ilgili olarak. Amrabat'ın pozisyonuna baktığımızda daha çok İsmail'in pozisyonunda yer alıyor. Amrabat'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda Fred'e de parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl da öyleydi. Fred'in oyunu çok geliştirdiği ve Fred'siz bir Fenerbahçe'nin biraz eksik kaldığıyla ilgili bir algı var. Fred'in takım içerisinde ne kadar tamamlandığını da merak ediyorum. Sorun bu. So I would like to ask you a question about the players as well. When you look at the last 4 weeks, rather than gaining 3 points, I think what was more exciting is that you use different players in different positions. So now there's a question mark about Amrabat because he plays in Ismail's position. And also Fred, he developed a lot
A lot of people think that when he's absent, Fenerbahçe is missing. So what would you like to say about his role as well? Look, I hope that we are going to play more than 50 matches. I hope, and I think we will. 50 matches, we need players. We need squads, we need options. We are going to have injuries, we are going to have cards. I think in Turkey only Galatasaray doesn't get cards, all the other teams they get cards, so we are going to have cards. We are going to have ups and downs. The players are going to national teams, and many times in national teams the players come in bad form. And the best way to protect the players is to rotate them, and the best way for the coach to have a team ready for the different competitions is to have options. You could see, for example, today we start in attack with Tadic, with Dzeko and Samaksima, and we finish with Kaveci, with Neziri and Cenk Tosun. We have this everywhere, or almost everywhere. In midfield we were short. The moment we decided Krunic, Zajic were not fitting my idea, we were short. And getting a player that I hope that everything goes well in the medicals is not Ismail position or Fred position. Is we normally we play with three midfield players, 1+2 or 2+1, and we are going to be covered. We have a good squad. We have a good squad to play the different competitions. So umarım bu sezon. We start press conference on Friday. We finish on Saturday. Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Umuyorum ve öyle olacağını düşünüyorum. Böyle olduğu zaman da oyunculara ihtiyacınız var, bir takıma ihtiyacınız var. Takım içerisinde opsiyonlarınızın olması gerekiyor. Çünkü sezon içerisinde sakatlıklar oluyor, kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar kart görüyor. Dolayısıyla biz de kart göreceğiz, inişler çıkışlar yaşayacağız. Milli aralar olacak, milli aradan oyuncular döndüğü zaman genellikle çoğu zaman kötü bir formda dönüyorlar. Dolayısıyla bunu korumanın en iyi yolu oyuncular arasında rotasyon yapmaktır. Aynı zamanda hocanın da farklı turnuvalarda yarışabilmesinin en iyi yolu farklı opsiyonlarının olmasıdır. Bugün baktığınız zaman ön bölgede Tadic, Dzeko ve Maksimen'le başladık oyuna. Fakat daha sonrasında KVC, En-Nesyri ve Tosun oynuyordu ön bölgede. Bizim kadromuza baktığımız zaman çoğu pozisyonda bu çeşitliliğimiz var. Sadece orta sahada bir eksikliğimiz vardı. Çünkü Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için, oynatmak istediğim fikirlere uymadığı için o bölgede bir eksiklik vardı diyebiliriz. Şimdi oraya bir oyuncu alıyoruz ki umarım sağlık kontrollerinde de her şey yolunda gider. Ona baktığımız zaman İsmail'in veya Fred'in pozisyonunda diyemeyiz. Sonuçta biz 3 orta saha ile oynuyoruz. Zaman zaman 1+2, zaman zaman 2+1. Dolayısıyla iyi bir kadromuz olacak farklı turnuvalarda mücadele edebilmek için. Referee, 30 years old, top. Hakem, really top. Congratulations. Hakem 30 yaşında. Gerçekten çok üst seviye, tebrik ediyorum kendisini. Teşekkürler.